Plan program yapmadan yola çıktığınızda ne yaşayacağınızı, karşınıza ne çıkacağını, kiminle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Yola çıkmanın en güzel yanlarından biri de budur zaten. O tarafa doğru bir çıkacağız bakalım. Ben de o tarafa gidiyorum zaten. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen buralı mısın teyzeciğim? Kuşçularlıyım. Kuşçularlısın. Evet. Biz doğru gidiyoruz değil mi? Ben bilmiyorum çünkü buraları. İlk defa geliyoruz biz buraya. Öyle mi? Evet. Çok güzel ama bu taraflar. Nereden denize giriliyor buradan? Bu dümdüz bu yol. Bu tarafın denizleri çok güzel. Demircili'ye gidiyorum. Demircili, ha. Ada da güzel aslında. Ada ama nerede? Ada güzel ama yolu güzel değil. İşte o bizim için fark etmez. Gideriz biz. O zaman adaya gidelim. Tamam, ada çok böyle güzel. Mi devam edeceğiz? Denizli çok güzel. Demirci de çok güzel ama Demircili taşlı. Ne var? Ama ada... Kum. Ada şahane ya. Ah, teyzem adın ne? Ayşe. Ayşe. Murat evet. Benim adım. Senin? Nihan benim adım da. Sinem. Nihan. Nihan. He. Nihan, Nihan. Hadi ha. Biz ne yapıyoruz biliyor musun teyzem? Biz böyle dolanıyoruz. Ben televizyon işleri yapan bir adamım. He. Dizilerde falan oynuyorum. Ondan... Hayırlısı olsun. Hayır, sağ ol, teşekkür ederim. Arada da böyle dolaşırken hem kendimize küçük videolar çekiyoruz. Aa, çok güzel bir şey. E seni de videoya aldık yani. Allah sizi kahretmesin. Allah kahretmesin. Ay canım. Etmesin valla. Var mı senin için mahsuru? Videoda olur, tamam. Ne olsun çocuğum Allah aşkına, görünmeye etmiyor. Demircili bu taraflarda mı? Tabii tabii, onlar hepsi yakın birbirine. Ha, tamam, tamam, süper. Ha. Zaten şimdi böyle sizi gidin, dümdüz yolu takip edin. Zaten lafalarda görürsünüz. Tamam. Ha. Sen giriyor musun denize? İki senedir gitmiyorum. Ama giriyor muydun iki sene? Giriyorum, çok severim. Harikasın ya. Vallahi kaç yaşındasın sen? 45 doğumluyum. Ben de 45 yaşında falan mısın acaba dedim. Yok be sen. 45 doğumluyum. Nerede kaçın? Maşallah var ya. Allah maşallah. 6 sene oldu eşimi kaybedeli. Ay canım. Başı sağ olsun. Sağ ol. Nur içinde. Çok iyi oldu seninle karşılaşmak. İyi oldu. Vallahi çünkü ya. Ben şimdi burada dolanıp duracağım şey diye. Evet. Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Evet, sen şimdi dedin adaya gidin, gideceğiz. Gidin bakalım. Demirciliğe ya. Gidin. Çünkü lafalar önünüzde çıkacak. Hah, harika. Ya bak işte ben geldim eve, bak ev orası. O çiçekleri de çekin bak. Bamya tarlası bak. Burası bu çiçekler bak. Bamya çiçeği mi? Vay, kendileri vay. Dikiyorlar bak, kendi bamyaları. Aa, harika. Çok güzelmiş. Ha. Çok sağ ol oğlum. Bak çekin buraları. Şimdi çekeceğim valla. Çek, inip çekeceğim hatta. Ben ilk defa bamya tarlası görüyorum. Ayşe teyzem bize kendi huzurlu hayatının küçük bir özetini yaptıktan sonra çevrede gidebileceğimiz yerler konusunda bize yol gösterdi. Bugüne kadar arabamızı aldığımız en eğlenceli yol arkadaşlarından biriydi. Araba bulamadığı zaman aşağı yukarı her gün 2-3 kilometre yol yürüyormuş. Hani çok sevgiler. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Hoşça kalın. Hadi bakalım arabayı. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Allah razı olsun. Daha ne istim ki? Gerçekten daha ne isteyelim ki? İzmir Urla'daki rotamızı bugün canım Ayşe teyzemiz belirledi. Evet bak. Meğer dengi değişti. Ben onu bir seveyim ya. Bak. Gel. Gel. Tatlı bak. Gördün mü? Dur. Yolda arabayla giderken bir bukalemunla karşılaştığımıza inanamıyorum. Ya böyle tesadüfler oluyor işte. Onu da seviyorum. Hayat gerçekten muhteşem tesadüflerle dolu. Merhaba. Kemikleri var. Çocuklar. Hadi bakalım. Ya gerçekten karım ne kadar güzel gördün. Başım lizard mı deniyor buna? Bir lizard. Bir kertenkeleyi ama değil galiba. Bukalemun. Bukalemun mu? Evet. Çünkü renk değiştiriyor. Lizo mu deniyor? Ben Lizo'yu bir şarkıcı diye hatırlıyordum ama yanlış mı hatırlıyorum? Şarkıcı. Bir şey diyeceğim Nil. Etrafta değişik bir şey görürsen hemen haber ver, tamam mı?
Dilincan'ı taze meyve istemişti. Ne yapacağız derken kendimizi Özbek köyünde bulduk. Köylü malı, yurdun malı. Köylü malı, yurdun malı. Aynen. Gelin bakalım. Bak cevizi nasıl yapıyorlar, görür musun? Evet. Kabuklu, bak onları soydu sonra. Unutun. Ben alacağım. Niye namaz poşesi bunları? Bilmiyorum. Var. Hayır, bu diken miken falan oradan hani damadın boynuna sarıp da falan. Batacak işte ya, batsın. Arada çok uzadıysa şey yapınca değil mi? Biraz damatlara diken batması lazım. Ya kıyamam ya. Sen kıyma canım, diken bu kıyam. Bilmezler ki biz hiç kıyamayız birbirimize. Güler yüzle, güzel insanlarla ve Özbek köyüyle vedalaştıktan sonra tekrar yola çıktık. Aslında bu diğerleri keşfe çıkmanın en güzel taraflarından bir tanesi, yolda böyle insanlarla ahbaplık ediyorsun, sohbet ediyorsun. Sen onlara bir şey veriyorsun, onlardan sen bir şey alıyorsun falan. Onlar sana bir şey ikram ediyorlar, beraber sohbet ediyorsun. Seni yemeğe davet ediyorlar falan. Ve böyle küçük 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 izler bırakarak, hem onlara izler bırakarak, hem onlar senin hayatta bir takım izler bırakarak bambaşka bir kafeye evriliyor aslında hayat. Bu bölgenin Ege, Urla, Bardacık inciri çok meşhurmuş. Biz de o Bardacık incirinden hem aldık hem yedik. Muazzam bir gerçekten. Ha, evet, Özbek köyündeydik. Yolda karşılaştığımız pek çok insanın bahsettiği Bademler Köyü ve tiyatrosunu görmek, tanımak ve hikayesini dinlemek için Bademler Köyü'ne geldik. Ama demişim, tiyatro binasını gördüm. Çok hoşuma gitti. Sağa sola böyle dalıyoruz bir yerlere. Navigasyonlar falan var ya, işte yanlış yola sapınca rotadan çıktınız falan diyor. Biz de o rotadan çıkmayı seviyoruz aslında. Çünkü diyorsun ki işte Efes'e gidelim falan. Sonra bakıyorsun arada böyle güzel bir şey köyü var. Oraya bir dalıyoruz. Navigasyon çıldırıyor. Rotadan çıktınız, geri dönün, geri dönün falan. O bize böyle bir eğlenceye dönüştü. Tiyatro açacaklar. Açacaklar. Evet. Yani 5 dakikaya açılmış olur. Ya gidelim bakalım ya gerçekten. Memnun oldum. Köyde tiyatro oynamaya çok nadirdir yani. Sizler yaptınız mı? Herkes. Benim oğlum oynuyor. Sen sahneye çıktın mı? Sahneye çıkan sizden var mı peki? Abi harikasınız ya. Çok iyi yani o. Ortama bak. Ne yaptın? Nereden tanıyorsun? Söyle bakalım. Yatak elmadı. Yıldız'ın hanımı. Ben Yıldız'ın hanımı lütfen. Enerjisi çok yüksek insanların olduğu çok mutlu bir köy burası. Köy meydanında çaylarımızı içip bol kahkahalı bir sohbet yaptıktan sonra tiyatronun yolunu tuttuk. Türkiye'de okuma yazma seferberliğinin yeni başladığı yıllarda Mustafa Anarat adında bir köy öğretmeni atanmış. Köyde sünnet düğünlerinde gelenekselleşmiş olan keçi gezdirme adetini görünce burada tiyatro yapılır diyerek fitili ateşlemiş. Ve köy halkının hayatlarında yeni bir sayfa açılmış. İçeriği bir görmek istiyorum, sonra burayı da görmek istiyorum. Burası beni daha da ilgilendiriyor. Vay, çok mutlu. Buraya sık oyun geliyor mu sıklıkla? Geliyor. Yani biz prova yapmadığımız dönemlerde daha çok talep ediyoruz. Geçiyor. Ne zaman başlıyor sezon? Sezon 27 Mart'ta sahneye koyuyor. 27 Mart'ta başlıyor. Kışın bir şey var. Çalışmalar var. Ne kadar zamandır var burası? 1933'ten beri Bademler'de tiyatro oynanıyor. Biz bunları yayınlayabilir miyiz arkadaşlar? Tabii. Yani ben buraya geldim ve bu arkadaşlarımla tanıştım diye. Ben ismini tekrar alabilir miyim dostum? Uğur Şentürk. Ahmet Cengiz. Deniz Maçık. Murat Ergen bende. Çok memnun oldum gerçekten tanıştığım. Tekrar Sadık abi. Sadık Bey. 1928 yılında Mustafa Anarat isminde bir yedek subay bizzat Atatürk tarafından öğretmen olarak
köylülere okuma yazma öğretsin diye köye gönderdi. 1928 yılında geldiğinde buraya bizim tarlacı Alevi bir şeyimiz var, geçmişimiz var. Mustafa Anarak baktığında köylünün aslında tiyatroya sevdik olanlara yatkın olduğunu fark etmiş. Ben bu köylülerle bir tiyatro oyunu oynuyorum diye. 1933 yılında Afendimiz'in Yarım Osman oyununda ilk oyununda sahneye çıktı. Vay be, çok etkilendim ha. Ya ben sizin bir kere gözünüzden gördüm ki buradaki yani çok net, çok sahiplenilmiş bir kültür olduğunu. Öyle yani şimdi biz yani bu muazzam bir şey çünkü tutku her yerde her şeyi yaşatır bir tutkudur. Ben acayip etkilendim yani. Sizinle tanıştığım için de çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk. Yani ben sahneye çıkmıyorum yıllardır. Tabii ki bu benim içimde kalmış bir yani buranda durur ya. Evet. Ben sizin o enerjinizdeki şeyi ve o kültürel tutkuyu gördükten sonra çok etkilendim. Bizim gerçekten. De Nihan Bey, biz böyle dolaşmayı çok severiz. Yani birileriyle tanışmayı, sohbet etmeyi falan da çok seviyoruz. Aslında yola çıkışımız oydu. Enerjiniz çok muazzam. Biz burası için bir şey yapar, gelip burada oynarız yani. Çok iyi. Başka bir yerde oynamayız yani mesela. Dur bak o çalışılır. Ben bir görev de sizin provanızı da engellemiyorum arkadaşlar. Bir gün bir yere gidiyoruz, navigasyonu açtık. Bazen böyle navigasyon tam çalışmadığı zaman rotadan çıktınız, tekrar girin, rotadan çıktınız dedim. Biz rotadan çıkmak güzel bir şey çünkü bir yere girince öyle bambaşka insanlarla tanıştık ki. Dedim ben rotadan çıkacağım bundan sonra. Kaybolmayı yani kaybolmak çok güzel bir şey. Bir de kaybolunca aslında bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsun. Muazzam bir hani ceza gibi görünen bir ödüle dönüşüyor iş. Buraya geliş hikayemiz de aslında öyle oldu. Yani biz İzmir'e gidip orada işte İzmir çevresinde bir takım bir şeyler yap. Hem işim başka işlerimiz vardı hem bir iki bir şey çekeriz demiştik falan. Sonra bir arkadaşım dedi ki işte Bademler Köyü var. Öbürsü başka bir şey söyledi. Sizlerle tanıştım. Keşke oyunu bu akşam bir yerde yakalayabilseydik de seyredseydik çok isterdim. İlkokul mezunu ilk oyunu oynadıktan sonra oyun yazmaya başladım. 7 tane oyun yazdım. Vallahi ya. Kendimden utandım. Gerçekten inanılmazsınız. Olarak 1933 yılında Aka Gündüz'ün Yarım Osman oyununu sahneleyen bu çocuklar tiyatroyu o kadar çok sevmişler ki tam 90 yıldır yaşamlarının en önemli parçalarından biri olarak devam ediyorlar. Çocuk ruhlu bir sürü kocaman cesur yürek var bu köy tiyatrosunda. O zamanlar tiyatro binası olmadığı için bazen köy meydanında, bazen de okulda ya da depoda oyunlarını sergilemişler. Biz de az da olsa tiyatro kursunu tekrar yutmuş olduk sayelerinde. Hepsine teşekkür ederiz. Biz yollarda kaybolmayı çok sever olduk. Kaybolmak bazen gerçekten ceza gibi görünen bir ödüle dönüşüyor. Biraz yol yorgunluğuyla karışık yüzümüze tebessüm ekleyerek yine güneşi batırmaya hazırlandık. Sizi de rotadan çıkaracak yol arkadaşlarınız varsa, rotadan çıkmaya asla çekinmeyin.